İslam'ı. Uzak dur, uzak dur. Ayrıca uzak dur. Oğlum. Oğlum sandığı görmüyor musun? Uzak dur. Evin her yerini sarmışlar sarmış. Bak. Lan oğlum bir şey oluyor. Oğlum. Bak Zeynep tuttu. Ha. Temiz hava lazım. Selamünaleyküm. Allah Allah. Abi bu ev canlı be. Sarmış değil mi? Ulan ödümüzü kopardın. Ulan be. Ulan be harbiden ha. Ödümüzü kopardın be. Burası değil değil mi? Kanka bir bakalım mı yeğenleri? Lan bir şey var onları. O ne? وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş ile birlikte Zonguldak topraklarında yeniden karşınızdayız. Peki Zonguldak'a niçin geldik? Ne o hangi olayı araştırmaya geldik arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. 1950 yıllarında yaşanmış olan bir olay. Yaşlı bir adamın madende çalışması ve madende çalışırken bulduğu parlak sarı bir şeyle madenden kaçması, daha sonra yaşanan paranormal olaylar. Madende bulduğu şey büyülü mü yoksa dünya dışından mı geldi, antik dönemlerden beri orada mıydı, hiçbir fikrimiz yok ve kimsenin de fikri yok. Sadece oradan değerli bir şeyin alıp kaçtığını görmüşler ve yaşlı adam daha sonra işe gitmemeye başlamış. Arkadaşlar onu sık sık ziyaret etmeye başlamış olup biteni öğrenmek için. Sürekli kendinden değişiyormuş, farklılaşıyormuş ve delildiğine şahit olmuş arkadaşları. Haftalarca hatta aylarca süren ziyaretler sonrasında. Peki sen ne düşünüyorsun abi? Bulduğu şeye bir süre sonrasında tapmaya başlıyor. Bulduğu şey onu etkisi altına alıyor. Oğlum köpek geliyor galiba lan. Sesi sürekli yaklaşıyor. Çok yakından geliyor. Her neyse. Arkadaşlar biraz Yüzüklerin Efendisi olayına benziyor. Yüzük sahibini seçiyor, konuşuyorlarmış gibi falan. Ama bunu sadece örnek olarak vermek istedim. Aklınıza daha iyi canlanması için. Madende değerli bir şey buluyor. Taş benzeri ama heykele de benzer bir şekilde sarı parlak bir şey. Onun yaşadığı ev yine bu fındık tarlalarının arasında. Zaten son zamanlarda nereye gitsek fındık tarlasıyla karşılaşıyoruz. Burada Zonguldak'a geldik. Geliyor veya şöyle bir yerde. Her neyse. Arkadaşlar videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte bu noktada devreye siz giriyorsunuz. Ve unutmadan videoya beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Siz beğendikçe bir seratlı farklı yerle gitmeye devam edeceğiz. Söylendiği gibi iki mezarın yanından geçeceğiz. Mezarların adını çekmeyelim ama mezar olduğunu gösterebiliriz burada. Şöyle işte. Bu iki mezarın olduğu yerde bir geçit var. İşte bu.
Geçitle de karşılaştık. Bu köpek şurada galiba ha. Alma şunu. Yemin ediyorum gördüm. Köpek her an üstümüze videoda saldırabilir. Elimize bir şey almalıyız. Bir şey yani buradan mı gidiyoruz? Evet. İki mezarın yanından bir geçit. İşte geçit de tam olarak burası belli ki. Çünkü burada daha önce bir kapı varmış, kapak varmış. Evet. Onu almışlar ve buraya koymuşlar. Aha, aa küçük bir köpekmiş. Küçük lan. Ulan ödümüzü kopardın ulan be. Ulan be harbiden ha. Ödümüzü kopardın be. Ben de kanga falan ben de büyük bir şey ya. Sandım hani. O köpeği alırım kucağımda gezdiririm. Ama bir şey mi? Tüylerim diken diken oldu. Dibimize geldi sandım daha. Aynen. Her neyse. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi geçidin kapağı varmış. Kapağı almışlar. Buradan buraya koymuşlar ve patika yol hemen karşımızda gördüğünüz gibi. İki mezar da burada. Ve bir evle karşılaşacağımı söyleniyor bu yolun sonunda. Gidelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir köpek var mı diye merak ediyorum. Bu arada patika böyle devam ediyor. Bulacağımız evin neye benzediği hakkında bir fikrimiz yok. Sadece iki katlı olduğunu biliyoruz. İki katlı bir ev arıyoruz arkadaşlar şu an kısacası. Eski bir mimariye sahip. Oh! Ne oldu lan? Ha. O yok lan yanlış görmemişim. Çeşme de var burada. Ne? Bir yapı var ama. Burada evet çeşme var çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? İlginç havada inanılmaz bir yağmur ve nem olmasına rağmen burada su yok. Kurak gibi adeta. Bak taştan köprü yapmışlar. Bu ne oğlum ya? Bence bu değil ya. Bak iki katlı değil çünkü bu. Değil mi? Ahıra benziyor. Evet. Bu arada saatimize de bakalım. Saat 1.38 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 Kasım Atatürk'ü sevgi ve rahmet ile de buradan anıyoruz. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ü. 10 Kasım olduğunu şu an fark ettim. Sayıyoruz, seviyoruz. Devam edelim. Burası değil değil mi? Kanka bir bakalım mı yine de bir... Bir de saati göstermemin nedeni neydi biliyor musun? Şu an saat 1 ve cinni varlıkların, şeytani varlıkların bu tarz olaylarda daha sık görünmesi ve etki yapması. Çünkü geceleri zincirlerinden kurtuluyorlar. Onların gecesi bizim gündüzümüz, Onların gecesi bizim gündüzümüz, bizim gecemiz onların gündüzü. Resmen dolum kaldım aklımda canlandıramadım. Çünkü köpeğin sesi beni çok korkutmaya başladı. Farklı bir köpek varmış gibi. Bak yıkılmış burası. Oğlum. Bura değil ya. Ama bu ne oğlum gelmişken bir ona bakmayalım bari. Ya efsane bu... lan. Ya bakalım da. Ne de olsa yaşlı adam oradan değerli bir şey çalmış. Muhtemelen o vefat ettikten sonraki bu bilinmiyor ortadan tamamen kayboluyor. Ne cesedi var, ne canlısı, ne dirisi yok. O değerli şey de yok. Kim bilir belki bir yere gömmüştür ve burayı terk etmiştir. Ve bu şekilde yıkılmış. Ama belki o şey değerli taşı bulmak için gelenler de zarar vermiş olabilir. Evet ama adamın evi burası değil bence. İki katlı değil çünkü burası. Tamam ama biz zaten ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bırak bakalım. Bakalım. Başkasının yerine de bakıyor olabiliriz. Belki. Ha? Gel bakalım. Yıkılmış burada kimse yaşayamaz. Şurada da bir yapı var.
Burada da bir yapı var. Ve bu iki katlı sanırım. Dallardan pek gözükmüyor ki. Şu ön, ön tarafına bir geçelim. Yanlış görmüyorsan parladı. O ne? Oğlum. Bir dakika lan, kaç tane var kanka? 1 2 3 4 5 6 var mı? Yok. Yok, burası bir meydan gibi. Bir şey gibi. Evet, meydan gibi. Bir köyün meydanı gibi. Hiç böyle bir mimari yapıya sahip bir yer görmemiştim bu arada. Bir sürü ev var yan yana, ilginç. Önce şuna bir bakalım mı? Hiç bakalım. Oğlum bak. Oha, oha. Bu ne oğlum, ne kadar büyükmüş. Dışarıdan öyle görünmüyor. Evet. Benim boyumla bir şey atsar mısın? Evet. Çok büyük ya. Kabazanın gibi. Aynen kanka, baksana. Sıralı bir şekilde dizilmiş ağaçlar. Sıralı bir şekilde. Burası bir yaşam alanı meydanıymış. Gerçekten 1950 yıllarındaki gibi evler, zaten o zamanlarda komşular daha sık yan yana ev inşa ediyormuş. Ve burası da meydan gibi bir yer. Bu ne? İçeride sebet falan var. Depolar kullanmış sanırım. Evet, büyük ihtimalle. Ve yerden yüksek olmasının sebebi de arkadaşlar farelerden korunmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Bu girdiğimiz kaçıncı yer? Burası da olgunluk tarzında bir yer. Şu asıl ev nerede? Ben onu merak ediyorum. Her yerde kesici delici aletler var. Bu adam... Allah. Lan! Onun... O ne lan? Adam bir madenci. Efsaneye göre. Bu da sanırım kazma vurma sesine benzettim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece benzetme. Biri var mı? Pişt. Yok. Köpek falan da olabilir. Neyse. Korktum kanka, ya. Kanka her yerde olay. Yapı var. Lan! Oha, yemin ediyorum bir şey var şurada. Hareket etti lan, gördüm. Oğlum, bismillahirrahmanirrahim. Gel abi, gel gel gel. Allah, bu ne lan? Oo. Oğlum, her yerde bir yapı var lan. Bir şey diyeceğim. Çit gibi bak bu. Açılıyor. Az önceki bir tane daha yapı vardı. O neredeydi? Bilmiyorum buna. Hala asıl evi bulamadık bu arada. O ne lan? Çocuk bisikleti. Oha! Oğlum arkasından lan ev. Oğlum emin misin? Çocuk bisikletine odaklandık, evi görmedik. Aynen lan. Şuraya bak. Evin her yerini sarmışlar sarmış. Bak. Lan oğlum bir şey oluyor. Oğlum. Hey. Evde birinin olacağını sanmıyorum. Baksana bak. Hayvan falan mı da olabilir? Bak, kapısı falan hep kapalı. Sarmaşıklar kapatmış. Ama hayvanlar çıkabilir. Belki bir kuştur. Neyse. De olabilir. Efsaneye göre arkadaşlar. Madenci. Neyse, bu içeriden anlatalım. Ama şunu söylemek istiyorum. Ortada değerli bir
bir şey var. Taş da olabilir, bilmiyorum. Heykele de benzetiyorlar. Sapsarı parlıyor ve ışık saçıyormuş. Çok değerli olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz ki Tarsus'taki maden kazalarında da Tarsus'taki kazılarda da değerli bir şey bulmuş ve ne olduğu bilinmiyor. Birazdan ona bağlayacağım hikayeyi ama eve girelim bir an önce. Girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oğlum. Ne oluyor lan? Kanka eve gir, eve gir. Ne oldu? Aha evin gir, aha. Oğlum. Oğlum. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Kimse var mı? Vela kuvvete imdâ. Daha demin olanları duydun mu? Duydum, duydum. Sarmaşıklardan geçeyim ya. Oğlum. Bu ne böyle? Hep şey doluyor. Çökmüş neredeyse. Ve hiç sağlam durmuyor gibi. Hiç durmuyor önde. Oğlum. Gidiyorum. Gir abi. Alt katta gezmeye bir yer var mı? Yok. Her yer. Belki şuraya bakarsın. Çöp dolu da yukarısı da böyleyse ya. Merdiveni sağlam değil, dur. Baksana 1950'lerden kalan ütü. Eski bir ütü, evet. Bu neydi lan? Ben yanlışlıkla değdim, hadi. Oğlum çantalar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Niyetimiz zarsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Çalıp çırpmayacağız. Döküp kırmayacağız. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun selamlarıyla gelmiş bulunuyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Eve ilk girdiğimizde çok eskilerin o tarihi koku olduğu, evet. Yere girdiğiniz eski olduğunu hissedersiniz. O kokuyu aldım. Arifan da zaten. Değil mi? Aynen o. Çünkü burnu çekmişler. Evet. Aynı zamanda evin o ahşap kokusu ve çözemediğim rahatsız edici bir koku daha var. Bayağı bir rahatsız edeceğim de. Yani çok şu an nefes almak beni rahatsız ediyor ama bakacağız. Evi önce biraz gezelim istiyorsan. Buraya mı girelim ilk? Aynen, giriyorum. Oğlum sarmaşık, bak camlar hep sarmış. Bastığım yer sallanıyor. Bismillah. Oğlum ev neredeyse çökmek üzere. Alt kat buradan rahatlıkla görülebiliyor. Dur, ev sallanıyor. Rahatlık alt katı görebiliyoruz. Evet. O odalar, demek ki girmediğimiz odalar da depo olarak ve çöp yığını olarak kullanıyormuş. Gördünüz değil mi? Dikkatli ol. Daha sonra detaylı araştırırız. Hızlıca diğer odaya bakıp hikayeyi anlatalım. Burada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Bir bisiklet var. Her yeri pas ve pislik tutmuş, örümcek ağ tutmuş. Tamamen pislenmiş. Bu ne? Bir sürü çuval var evde. Evet, onu ben de fark ettim. Çuvalların içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle bir gösterelim abi. Bakın. Her yerde çuval var abi. Bir orada var, iki burada var. Üç burada var, dört burada var. Ne var bunun içinde? Sadece poşet ve başka çuvallar var.
Şu odaya bakmadık bir de. Bir de onlardan başka bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da var çuval. Oha oğlum, bu oda nasıl bir oda lan? Oha. Burada bir çuval var. Baksana abi, her yerde bir çuval var. Oğlum... Bir sandık benzeri bir şey var ama bakarız. Oğlum odaya... Çok şey bir oda, baksana şuralara. Bu ne abi? Bence burada hikayeyi anlatalım mı arkadaşlar? Şuna bak. Bence. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle koyalım. Aa, her yerim önce kaldı. Lan! Bismillah! Bunu koyunca oldu lan. Fark ettim. O Halim, Halim! Oğlum ne oluyor lan? Gel odaya bakalım, gel. Şuraya bakacağım. Allah! Bastın yere dikkat et. Oğlum! Bu ne? Buranın hali ne? Her yer ölecek Arif, dikkat et. Şuradan ses geliyor. Şuradan ses geldi. Bence hikayeyi anlat burada. Baksana hepsi ne kadar büyük çuvallar. Burada mı atalım? Fark etmiyor. Ya da yan odada anlat. Orası daha bir şefetli. Oğlum bak Arvan. Oğlum. Anlam veremedim. Bir şey şu var evde ama. Detaylıca araştıralım ne var ne yok. Her yerde açmamız gereken kapılar olduğunu görüyoruz. Daha sallandı lan. Aşağıda. Lan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sandık Allah var. Allah ilahe illallah Muhammeden Resulallah. Buna bak kanka. Hikayeyi hızlıca anlatalım. Çünkü insanlar her şeyi birbirine bağlı. Ondan sonra bak. Neyse. Hikayeyi anlat. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar şimdi. Onlarca yıl önce 1950 yıllarında madencilik yapan bir adam varmış. Adam yer altına girer, diğer arkadaşlarıyla birlikte kaynaklar ve madenler çıkartırmış. Eşilen tünellerde maden ararken esrarengiz bir metal yere denk gelmiş. Öylesine parlak, öylesine çekiciymiş ki daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiş. Adeta yoktan ışık saçarcasına parlıyor, garip ve sürekli bir ses çıkartıyormuş. Uzaydan mı gelmişti, yoksa binlerce yıldır hep orada mıydı, bunu bilmiyordu. Onu aldığı gibi gizlice ve hızlıca madenden ayrılmıştı. Fakat oradan uzaklaşırken iş arkadaşları onu görmüştü. Aradan geçen zamanlar sonra arkadaşları onu ziyarete geldiğinde parlak ışığı görüyordu. Fakat eve girdiklerinde adam metal yeri saklamış oluyordu. Arkadaşları her geldiğinde adamın akıl sağlığından şüphe etmeye başlıyor ve bu her ziyarette daha da ileriye gidiyordu. Ve adam bir gün tamamen ortalıktan kayboluyor ve ona ait hiçbir kişisel eşya ortalıkta görünmüyor. Sanki hiç yaşamamış ve var olmamış gibi. Bulunan metal yerin ise İngiliz bir araştırma ekibinin yıllardır bölgede olduğunu düşündükleri ve Babil'in büyülü taşı denilen metal yer olduğu ortaya çıkıyor. Metal yerin hala bu evde bir yerde gömülü veya gizli olduğu düşünülüyor. Fakat aradan geçen 50 yılı aşkın sürede hala bulunamıyor.
Metalyel'in bazı korkutucu ve gizemli güçler tarafından koruduğuna inanılıyor. Cinler aleminden mühürlenmiş varlıklar veya çok daha ötesi, varlığından bile haberdar olmadığımız şeyler. Bu süreçte eve gelenler hazineyi veya Metalyel'i ararken gördükleri karşısında dillerini yutuyor, akıl sağlıklarını kaybediyorlar. Papazlar, imamlar mühürü kıramıyor. Profesörler, araştırmacılar dehşet içerisinde bir daha orayı ziyaret etmiyor. Peki köylüler mi? Onlar da taşınmış durumda ve nedeni bilinmiyor. Ve olay bu şekilde arkadaşlar. Yaşlı adamın oradan ne kaçırdığını biz de merak ediyoruz. Dünyaların ardındaki bir yerden mi geldi, yoksa asırlardır toprağın altında olan değerli bir şey miydi? Bilmiyoruz. Ama hala bu evde olduğu söyleniyor. Hala aynen bu evde olduğu söyleniyor. Buraya zaten 1950'lerden sonra, hatta 1970'lerden sonra birçok defineci daralmış. Zaten her yerin talan edildiğini görüyorsunuz. Ne var ne yok almışlar. Ama o taşı bulan yok. Ve taş burada olduğu sürece biz o evleri bilmiyorduk mesela. Tam da aslında hikaye uygunmuş. Taş burada olduğu sürece ya birilerini kendine çekiyor ya da paranormal olaylar yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bismillah. Neyse. Ah. Oo. Bunlar neler var lan böyle? Ah. Çek istersen. Bu ne lan? Alfa. Ne lan o? Ne sesi? Hiçbir fikrim yok. Nereden geliyor lan? Allah Allah. Oğlum bir dakika. Duvarın ardından geliyor kanka. Şu duvarın ardından geliyor. Ne olabilir ki? Bismillahirrahmanirrahim. Cin desek cin değil. İblis desek iblis değil. Kim bilir? Belki ikisi de. Ama ne bilmiyorum. Her yerde yazılar yazıyor. Her yere bir şeyler yazmışlar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ne yaptın? Tahta oynadı. Burada bir şeyler var. Eski 1950-1960'lardan kalan ayağın hepsinin kadar ilkel ve eski olduğunu görüyorsunuz. Tabaklar falan, tepsiler. İnanılmaz acayip şeylerle karşı karşıyayız. Eski daha doğrusu. Burayı açabilir miyiz? Evet açtık. Burada... Lan! Bu çanı yanıma alacağım. Duydun mu lan? Aç, aç kapıyı aç. Oo! Allah Allah. Değirmen taşı var bir adet. Sesler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çanı yanıma aldım.
Çünkü çanı elime aldığımda seslerde bir farklılık hissettim ve içim ürperdi. Allah'ım! Omşama! Bismillahirrahmanirrahim. Ses ne? Hayvan sesine benziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Ne düşünüyorsun bir hikaye hakkında? Çok ürperdim ben ya. Bak. Birazdan bir dışarı çıkıp kolaçan edelim bence. Bence de. Çünkü ev gerçekten basık, eski ve her an sallanıp beyin grafı açacakmış gibi hissiyat var sanki. His olarak. Bu dediğim şey, abi bu cin olmayabilir lan. Cin. Bu ne lan? Bu hep burada mıydı? Galiba. Şunları açalım. Onu mu? Ne ya? Lan. Bir şey var mı? Bir şey gözükmüyor ama. Allah Allah. Eski bir tıraş fırçası. Kilitli. Anahtarı yok. Tıraş malzemeleri. Takvim var. Bak takmalı şey, diş var. Oo evet. Her şeyin ne kadar eski olduğu görünüyor. Bir arı leşi. Zaten burayı açamıyorum. Anahtar yok. Ne oldu lan? Ses nesildi lan? Buradan ses duyduğuma emin edebilirim. Nasıl bir sesti? Bir şeyler hareket ediyordu sanki sürünerek. Aa! Ne oldu lan? Kanka burası hiç güvenli değil ya Arifan. Bak burada ne buldum. Aa! Zincir. Hakikaten dışarı bakalım geldi. Çıkalım. Ne oldu? Ses geldi. Oğlum. Bir şey mi hareket etti lan? Bir şey diyeceğim. Bu bebek arabası burada değildi ki. Hatırla. Kanka. Şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet, eminim. Şimdi bu adam, yaşlı adam nereye görmüş olabilir? Nerede olabilir? En azından bir iz bulsak çok iyi olur, biliyor musun? Ya ben onu bulabileceğimizi zaten düşünmüyorum ama. Bak varsa fayda var. Bak burada evin bir bölüm varmış ve yıkılmış. Evet. Kocaman kayalar var. Şekli çok değişik. Baksana şuna. Evet, şu ışık dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum ama ya evin içinde ya evin dışında ya da ikisinde birden bir şey oldu. Alarız belli. Bak pencereye bak. Hareket etti lan. Allah Allah. Abi bu ev canlı, ben sanmış değil mi? Canlı gibi. Oğlum sanki. O. Ah!
Orada ne var? Bir kulübe varmış eskiden. Yıkılmış tamamen bak. Köpek kulübesi gibi bir şey galiba. Evet, tamamen yıkılmış ve örümcek ağları sarmaşıklarla kaplanmış. Ağaçta kupkuru baksana. Ne? O neydi lan? Şu diğer yerlere bakalım. Burada hiçbir şey yok. Oğlum evden böyle bir nefes sesi geldi ya. Duydun mu? Canlı gibi abi. Evet, sanki ev nefes alıyor. Nefes rüzgar gibi bu arada arkadaşlar. Ben kendimi videoya kaptırdım. Yani sunum yapmayı unutuyorum şu an. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bu anları bizle birlikte yaşayın. Çok kapıldım kendimi ya. Tanıdık bir şey olacağını sanmıyorum da. Bence gel eve bakmadığımız yerlerine bakalım. Tanıdık hiçbir şey yok zaten. Yok, tanıdık bir şey yok. Oğlum. Enerjim gitgide tükeniyor. Aynen, ben diyecektim. Konuşmayı unutuyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. Çok kaptırdım kendimi. İzleyin abi ya, sadece izleyin yani. Gerçekten bu arada burada bir işimi hatırladım. Evet. Sarmaşıklar sanki yeniden almış gibi baksana. Her aynen öyle. Almış. Nerede oldu? Nasıl oldu ya? Ev, yemin ediyorum evin bir ruhu var abi sanki. Allah! Gördün mü? Gördüm. Gördün mü abi cidden? Gördüm, gördüm. Öğren çık abi, öğren çık, çık çık çık. Ev... Abi evin kalbi bir şey değil mi? Canlı gibi ya. O... O adam o şeyi bu evin altına gömmüş olabilir. Olabilir, olabilir. Gel gel, geç. Bismillahirrahmanirrahim. Çan sende değil miydi? Hayır, çanı buraya bıraktım. Ha. O adam kanka, bence o evin altına bir yere gömdü. Ki evde böyle şeyler oluyor. Zaten bu düşünenler vardır ama yerde hiçbir aşama görmedim. Çoktan ona bakmışlardır ya. Ya bakmadılarsa ve şu an videoyu izleyip belki de giderse. Bakmaya çalıştılar ama başaramadılar. Belki de o şey sahibiyle birlikte altta gömülü. O da olabilir. Bunlar hepsi komplo teorisinden ibaret. Yani daha farklı şeyler de olabilir. Sadece evde olan olaylara, evin canlı gibi olduğuna tanıklık ediyorsunuz. Raflarda hiçbir şey yok. Yok, raflar bomboş ya. Oraya baktık mı? Yok, bakmadık galiba. Aynen Can. Eminim. Emin değilim lan, kafam çok karışık. Yok, bakmadık. Ev resmen çökmek üzere ama ayakta bir şekilde kalıyor. Her yeri çürümüş. Her yerde mantarlar var. İşte insan bedeni de böyle oluyor. Bak ev, farkında mısın? Evdeki sesler kesildi şu an. Bak biz dışarıdayken evden bayağı sesler geliyordu. Eve girdik, şu an ses yok.
Ev ya böyle, evin böyle bir negatif bir enerjisi var, böyle bir evin kendi sessizliği var. Aa, anlıyor musun yani? Diğerlere benzemiyor, evet. Hiçbir uğultu yok. Evin hani kendi bir sessizliği var, böyle rahatsız edici bir sessizliği var. Allah Allah. Lan hiçbir şey olmuyor mu lan? Hiçbir ses yok. Bu en acayip videolardan birisi. Alo! Bismillahirrahmanirrahim. Küpe tavlamaya başladı. Kapıya bak, kapıya bak, kapıya bak. Bak kapıyı o yüzden bağlamak istedim kanka. Kapıyı o yüzden bağlamak istedim. Anlatabiliyor muyum? Bağla, bağla. Nasıl bağlayacağım bunu ya? Ya, evet şimdi oldu. Ya da önüne bak taş da koyabilirsin. Tamam. Ha oldu mu? Evet. Oğlum bak evde bir ses oluyor, sonra sessizlik oluyor. Bir ses oluyor, sonra sessizlik oluyor. Anlam veremedim ben. Şş, şş. Tabloya bak. Oha o tasvir. Uzak dur, uzak dur. Arifan uzak dur. Oğlum. Oğlum tabloyu görmüyor musun? Uzak dur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a o ne oğlum? Tasvire bak. Ne insan ne kadın. O ne oğlum? Cin gibi. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Her şey kırılmış. O sapasağlam kalmış. Şeytan tuttu. Ne? Oğlum kendine gel lan. Dur. Bak Zeynep tuttu. Ha. Temiz hava lazım. Sakin ol. Derin nefes al. İyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Sen katılır, sen. Devam et. Oğlum. Şş, iyi misin? Sanki bir şey kalbimi sıkıyor. Arkadaşlar. Oğlum aynı. Oğlum, Allah düşman başına vermesin panik atağı. Derin nefes al. Oğlum istiyorsan gel. Şş, şş. Olur olmaz ya. Ne oluyor lan? Tutuyor ya. Diğer video bey. Tut. Of. Bak. Tutmuyordu, tutmuyordu. Videolarda bakıyordu. Allah! Oğlum ne oluyor? Lan. Oğlum daha kötü oluyorum. Oğlum. Oğlum. Bu daha kötü oluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş. Çıkartayım mı seni buradan? Devam edeceğim de evde bak garip şeyler oluyor, olmuyor. Anlam veremedim ben. Oğlum. Ulan kapı açılmıyor. Allah düşman başına vermesin. Arifan çek bitir kardeşim. Ne var ne yok göster. Her şeyi göster. Oğlum. Her şeyi göster. Her şeyi çek. Allah Allah. Nasıl açılmıyor ya? Nasıl açılmıyor birader? Oğlum. Oğlum kapıyı bir... İyi misin? İyiyim de kapı... Kapı kapalıydı. Anlam veremedim. He? Ben kendime geleceğim kanka birazdan.
Anksiyetiyle başa çıkmak çok zor. Oğlum topla kendini lan. Topluyorum. Oğlum Arifan bir lan? Şey oluyor şurada. Hani. Can bir şey diyeceğim. Bu odada çuval yok muydu köşede? Vardı. Nerede? Çuval yok oğlum. Lan. Can. Kendime geleceğim kanka. Lan. Yılanlarını vereyim oraya, ben zincir vurmadım mı? Lan bağladığın kapı değil mi bu? Evet. Zincir altına sıkışmış. Hallederiz. Kanka sen kendine gelsene, iyi misin? Kanka sen işine bak. Beni yalnız bırak şu an, kendimi cebe. Yalnız bırak diyorsun da o zaman çıkalım kanka buradan. Burada hayır, hani canınla teberleşiyorsun hala şey diyorsun ya. Allah Allah. Şuraya bakacağım şimdi bak. Kapı açılmıyor ama. Can. Kanka kapıyı sen bağladın ama zincir bak buraya yığılmış. Hiçbir şey yok. Aynı. Lan! Allah'u ekber. Ne oldu lan? Çar, çerek. Çerek bizden bir şey düşün. Daha iyi ki. Oho, buradaydı lan o. Gene ben öyle bahsediyorum. Bende miydi lan yoksa kerek? Yok oğlum, sen buraya bıraktığını söylemiştin. Allah Allah. Resmen şu an. Hı. Kanka sen bu çekimi bitir. Kanka. Bir tane hava alıp geliyorum. Sağ. Hava al da burada bırakma oğlum. Geleceğim, kendime geleceğim eminim. Bir şarkı bir elimi bir tutsun. Hop dikkat et. Şimdi ben ne yapacağım burada? Bismillahirrahmanirrahim. Can! Oğlum! Gel bir an önce gel, bir an önce gel. Oğlum kapı hareket ediyor ya. Bismillah. Oğlum! Garip şeyler oluyor evde. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Allah'ım. Ne oldu? Bir sürü geçti aşağı doğru. Ne sürüsü lan? Bilmiyorum. Domuz sürüsü müydü? Domuza da benziyordu kanka, ata da benziyordu. Bilmiyorum. Bir sürü at geçti. Mı? Bilmiyorum kanka. Nallarını gördüm. Oğlum ciddi misin? Bir sürü. Aşağı doğru ayak izlerini görürüz herhalde zaten. Kendime biraz geldim. İyi misin daha? Kanka şu anda aslında daha kötü yaptı beni. Kanka 20 tane vardır yemin ediyorum, bak solum kesildi. Sağ seslerini duymadın mı oğlum, ayak seslerini lan? Yo. Nasıl duymadın? Oğlum Arif de bağırdım ya, nefesim şu an kesildi lan resmen.
Hayır oğlum. Allah Allah. Oğlum. Allah Allah. Kanka. Dışarıya baksana. Bakayım. Oğlum, ses dışarıda bir şey mi var lan? Ses geliyor, ses geliyor, ses. Ne o kadın sesi, kadın sesi, kadın sesi, çığlık gibi. Ses buradan geliyor, kadın sesi geliyor. Oğlum, bismillahirrahmanirrahim. Çığlık sesi geliyor lan. Oğlum, dışarıdan geliyor. Oğlum çık çık. Oğlum boş çuval. Çık 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 çık. Oğlum kaybolan çuval orada, bize atladı lan. Kay 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 kay.